Şimdi sen gidiyorsun ya. Git. Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar. Gitsinler. Oysa ben... Bir dakika. Bu ne şimdi ya sabah? Ha, bugün sevgililer günü ya. O yüzden bu özel hizmetimiz. Biz sizin yerinize kutlayalım.com. Türkiye'de tekiz abi biz. Evet. Yanlış adres abicim, hadi. Abi yani ödememek için şey yapıyorsan... Ayıp oluyor abi. Bakın abicim. Burada İkizler Apartmanı A blok yazıyor. Burası B. Olcay Bey değil, Olcay Hanım. Yan komşum. Hem sevgilim olsaydı size bırakmazdım, merak etmeyin. Çiçeklerden de pek az etmem. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Günaydın anne. Günaydın. Hala kızgın mı bizimki? Evet. Sinirden yemeğe vurdu kendini. Dün geceden beri yemediğini bırakmadı. Hay Allah'ım ya. Neden normal bir babam yok ki benim? Bilmiyor musun? Senin baban tip adam kızım. Hadi al bunları içeriye götür. Babanın gönlünü al. Tamam. Günaydın babacığım. Çayını tazeleyeyim mi? Ay Hürki, dünyayı yedin. Kalk artık, yeter. Hadi kalk. Fatoş teyzenin oğlu evleniyormuş. Yani benim için selam söyler misin? Söyleyemem efendim. Ara kendin söyle. Of baba, biraz uzatmadık mı? Bence saçmalıyorsun. Babacığım vallahi çocukluk yapıyorsun. Çocukluk mu yapıyorum? Bravo. Bravo kız. Hulki nereye? Düğün için altın alacağım. Sen akşam gidiyordun değil mi? Görüşemezsek iyi yolculuklar. Bu yüzden hastanın özgeçmişine
daha dikkat edilmelidir. Diğer vakaya geçelim. Evet. Bu akciğer filminde ne görüyorsunuz? Barış. Hocam. Sen. Siz. Evet. Sen. Ben. Ne görüyorsun? A, S, Y, E. Yani alt solunum yolu enfeksiyonu. Hasta üşütmüş olabilir. Doğru. Ama dersime geç kaldın. Üstelik yaka kartını da takmamışsın. Benim birinci kuralım, intern doktor dersime yaka kartsız giremez. Neymiş? İntern doktor yaka kartsız dersime giremez. Güzel. Evet. Gelelim bugünkü nöbet dağılımına. Barış, sevgilin var mı? Bu bir teklif mi hocam? Evet. Teklif şimdi geliyor. Malumunuz bugün sevgililer günü. Barış'cığım, senin de sevgilin olmadığına göre bu geceki doğumhane nöbetini sana kilitliyorum. Neymiş? Bu geceki doğumhane nöbetini Barış'a kilitliyormuşsunuz. Güzel. Bugünlük bu kadar. Dağılabilirsiniz. Ne tatlı adam değil mi? Oğlum nerede kaldın ya? Bisikletle gelmeye çalışıyorum, bilmiyor musun? Ya bisikletle oğlum. Zaten sabah sabah kilitledi gene nöbeti. Ha, onu diyeceğim sana. Neslihan da nöbetçi bu akşam doğumhanede. Sonra nöbeti bana devret. Ben de sürpriz yapayım. 14 Şubat vakası ya. Yok ya, çok tatlısın. Görmüyor musun oğlum? Adam takmış bana. Ya oğlum, yap kardeşim bu güzellik ya. Ne zaman gördün zaten akşam nöbetine geldiğini? Ya gelirse? Gelirse mesaj atarım, sen de hemen damlarsın. Kırma Ercan kardeşim, hadi be. Tamam peki. Ya adamın antibiyotiği ya. Barış, Ercan, oynaşmanız bittiyse önlüklerinizi giyiyorsunuz doğru acile. Marş marş. Tamam hocam, marş marş. Babacığım bak, iki gündür seninle konuşmaya çalışıyorum. Lütfen konuşabilir miyiz? Aynı şeyleri konuşmak istemiyorum. Ya madem böyle üzülecektiniz, ne diye beni en iyi şartlarda okuttunuz? Evet, haklısın. Seni en iyi şartlarda okuttuk. Netice, bizi terk et. Ne alakası var baba? Benim işim böyle. Kızım, buranın çilesi mi çıktı? Yok. Bak kızım, bana fikrimi sordun. Ben de sana kısaca fikrimi söylüyorum. İstemiyorum. Biraz uzun oldu ama neyse. Ay Hulki, ne oluyorsunuz yine? Ay, o elindeki ne? Dragon fruit. Neymiş o? Dragon fruit bizim marketçi İhsan. Ya ama bırak Allah aşkına, neyse ne. Ya biz bu akşamki düğüne neden gidiyoruz? Çağrıldık çünkü. Hayır efendim. Altın takmak için gidiyoruz. Gördün mü kızım? Annenin bütün derdi bu. Biz altın takacağız. Onlar da senin düğününe geldikleri zaman altın takacaklar. Bütün derdi bu. Uydurma Hulki. Sen geçenlerde bu en son düğüne giderken bu kız için ne olacak bunun hali, ne zaman evlenecek diye sormadın mı? 2 sene orada, 5 sene orada. Ya baba, ne alakası var? Bence sen bu evlilik programlarının etkisinde kalıyorsun. Bravo, bravo. Bak kızım, hayat kısa. Hayat beklemez. Bir defa treni kaçırdığın vakit hayatın sonuna kadar yapyalnız kalırsın. Onun öyle yeneceğinden emin misin? Onun öyle yeneceğinden emin misin? Fe subhanallah. Ne halin varsa gör. Emredersiniz müdür hanım. Bak şimdi gör. İyileşeceksin. Bak ateşin de düşmüş zaten. Bu serum bitti. Hiçbir şeyin kalmaz. Aa! Hulki amca. Tanıyor musun? Vallahi Hulki amca. Tanıyorum tabii. Feride'nin babası. Feride kim? Eski sevgilim. Ne diyorsun ya? Tamam aldım ben. Ve işte o. Yine karşımda. Her aşk hikayesindeki gibi ben onu hep seveceğime söz verdim. O da beni hiçbir zaman bırakmayacağını. Bir kez sevgili olduk. Fakat 63 kez ayrıldık. Tekrar barışmamak için de elimizden gelen her şeyi yaptık. Düpedüz aptallıkmış. Barış! Hulki amca! Hulki amca bak! Barış! Barış! Aa!
tanıdım bak. İyi tanıdım. Kayıt normal, kardiyak ritmi de yok. O zaman dur ben senin bir ağzına bakayım. Aç bakayım. Oo, sen şişmişsin. Şişmiş senin. Dilin şişmiş. Evet evet. Dili şişmiş fena. Alerji. Mikrop kapmış olmuş. Alerji. İnan bana. Hulki amca son birkaç saat içinde bir şey yedin mi? Garip bir şey yedin mi? Belki yediğin bir şey dokunmuş olabilir ha? Dediğim bir tane. Drogon flüt. Drogon flüt. Drogon flüt yemiş. O ne oğlum? Drogon flüt. Meyve meyve. Drogon meyve? Ha, Dragon Fruit. Tamam, çok iyi anladım ben. Hemen sen koş bir tane adrenalin nebul hazırla, tamam mı? Damar yolu falan açalım. Olmak emin misin? Ya iyi gelir, tamam sen beni dinle, hadi koş. İyi ayrılmıştınız değil mi? Eminim, hadi. Tamam, çok iyi anladım Hülki amca, hiç merak etme, sen benle kal, dur. Yok, saçmalama, ben buradayım ya. Hulki nasıl? Endişelenmenize gerek yok hanımefendi. Beyefendinin hayatı bir tehlikesi yok. Basit bir besin alerjisi geçirmiş. 15 dakika içinde kendisini taburcu edeceğiz. Ay çok şükür. Teşekkürler. Ayşe hemşire Barış'ı gördün mü? Hı hı. Şuraya girdi. Oğlum sen neredesin? Sabahtan beri seni arıyorum ya. Ne yapıyorsun ya? Kız gitti. Hangi kız? Kız. Deriden. Sarışın olan mı? Ha sarışın olan. Bak beni sorarsa yok de. Ne bileyim işleri güçleri vardı. Ameliyata girdi de. Ha, 24 saat çıkmaz. Sabah kadar kalır de. Kapat. Ne yapıyorsun? İyi misin ya? İyiyim sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Öfori var sende ha. Öfori? Oğlum tutku, coşku, bağlılık. Aşıksın sen ya. Seviyorsun kızı. Niye korkuyorsun ki? Senin Neslihan'la nöbetin vardı ya. Artık yok. O nöbeti ben tutacağım. Bana ne lan? Sorarlarsa sabaha kadar ameliyat diyorum. Bir zahmet. Kapıyı kapat. Önce sen kapat. Kapat. Önce sen kapat. Tat şunu, çok istiyorum. Geçmiş olsun Hülki amca. Teşekkür ederim oğlum. Barış Bey oğlum nerede? Onu göremedim. Ona da bir teşekkür etmek isterdim. Ya ona diyecektim. Barış acil bir ameliyata girdi de sabaha kadar sürecekmiş. Çok özürlerini iletti. Ah Hulki'cim. Bize bir şeyin yok demişlerdi. Oh, hanım heyecan yapma. Hastanenin prosedürü bu böyle. Yok Hulki Bey turp gibi maşallah. Aman evladım turp urp demeyin canı çeker maazallah. Ha bu arada Hulki Bey yediklerinize dikkat edelim. Tekrar buralarda görmek istemeyiz sizi. Ama bir turp salatası düşünebiliyor musun? Üzerine zeytinyağı, limon, hafif de çerek atın. Ya ekmeği banacağım böyle bol. Sızma zeytinyağı. Hulki amca yapalım bir gün ya. Ne zaman ben yapar getiririm sana sen. Hadi. Gel. Tamam. Sağlıklı günler. Selam söylemeyi unutma. Tabii. Oldu mu? Sağ ol. Teşekkürler. Sağlıklar getiririz bir gün. Yapalım ya. Dur turp salatası önemli. Evde turp var mı? Var. Babacığım bizi çok korkuttun. İyiyim kızım. Gayet iyiyim. Bugün için özür dilerim. Hadsizlik ettim. Yani böyle çıkışmamalıydım. Tamam boş ver onları. Senin uçağın kaçta bu akşam? 9'da ama bir önemi yok. Yani ben vazgeçtim, gitmeyeceğim. Vazgeçme. Sen haklısın. Hem biz de konuşurduk. Vazgeçersen kaybedersin. Neyse araba da geldi. Hadi. Esas bombayı patlatmadım. Beni kim kurtardı biliyor musunuz? Kim? Barış. Barış? Hadi sen burada kalıyorsun galiba. Yok canım ne alakası var? Gittiler değil mi? Ha? İyice gittiler değil mi? Gittiler oğlum çok iyi gittiler ya. Eminsin. Eminim abi gözlerimle gördüm. Ya gözlerinle de gördün öyle değil mi? Barış neyimle göreceğim oğlum başka sen niye kaçıyorsun ya? Niye mi kaçıyorum? Oğlum ben bu kızı unutabilmek için neler yaptım biliyor musun? Ha? Ben nasıl doktor oldum? Nasıl girebildim bu hastaneye zannediyorsun? Sen nasıl doktor oldun? Nasıl bu hastaneye girdin oğlum? Unutmak için kendimi derse adadım. Kitaplara verdim. 24 saat çalıştım. Öyle çok başarılı bir öğrenci sayılmazdım ama çalışınca oluyormuş. Anlıyorum. Peki unutabildin mi?
Peki unutabildim. Tamam hadi gel. Gel papatya çayı ısmarlayayım sana, gerginliğini alır. Bütün evrakların tamam mı kızım? Tamam babacığım. Aman gözünü seveyim. Pasaportunu sakın valizin içinde bırakma, yanında olsun. Paran da aynı zamanda. Tamam babacığım. Hepsi çantamda, merak etme. Oh rahat ettim. Ha ne söyledim sana? Eğer havaalanında şüpheli bir şey görürsen hemen duvarın kenarına yat. Hadi tamam tamam hadi. Oh, hadi. Hadi girin içeri. Çok soğuk hava. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar kızım. Girin. Arkasından su mu döksek hocam? Yok hadi gel. Hadi, Atatürk Havalimanı'na gideceğiz. Tamam ablacığım. Alo? Berna'cığım ne haber? Of, iyi değilim Feride. Ya Mahir bana sormadan drone diye bir şey almış. Kredi kartı ekstresini görmeyeceğimi sanıyordu ama finans müdürüyüm ben. Drone ne Feride? Ne çeviriyor bu benim arkamdan? Rahat olabilirsin, endişelenecek bir şey yok. Tipik Mahir oyuncakları türünde bir şey. Helikopterin oyuncak hali diyebilirim. Ya sorarım ben ona. Sen ne yapıyorsun? Mesaj atmışsın büyük haber diye. Hayırdır merak ettim. Ablacığım pardon. E5'ten mi sahilden mi gidelim? Bir dakika. Neresi açıksa oradan gidelim. Tamam sahilden gidelim. Alo tatlım sesin gitti. Nereye gidiyorsun? Şey vardı ya ben sana anlatmıştım. Evet. Yarın sabah 9:30'a görüşmeye çağırmışlar. Galiba kabul edilmişim. Ya Feride çok sevindim tatlım. Müthiş bir haber bu. Akşam? Gelemiyorsun o zaman, yalan oldu. Evet yalan oldu. Şimdi de zaten havaalanına gidiyorum. Gelemeyeceğim yani. İyi tamam peki. Bak varınca hemen indiğin gibi haber ver, tamam mı? Merak ederim. Tamam merak etme. Çok öpüyorum hepinizi. Öpüyorum tatlım. Hadi iyi yolculuklar. Bay bay. Alo. Alo Barış neredesin? Abi hastaneden çıktım şimdi, eve gidiyordum. Hadi atla gel, sürprizim var hadi. Abi hiç havamda değilim ya. İnan vallahi ben de çok isterdim de ne bileyim başka zaman ha. Başka zaman başka zaman. Başka zaman diye diye çocuklar büyüdü. Askerliğine mi geleceksin oğlanın? Gel işte. Mahir, Allah aşkına şu çocukları al şu televizyonun karşısına. Zombi olacaklar. İki lokma yemek yesinler yazık ya. Doğru söylüyorsun ya. Ben ne vicdansız babayım ha. Oğlum onlar yemeklerini yediler ya. Ayrıca kolaysa sen kaldır televizyonun başında. Niye zor olsun abi? Çocuk onlar sonuçta. Güzel abicim, çocuk yapmadan hakkında ahkam kesmeyin. Bunlar yürümeye başlayınca hakimiyet senin elinden gidiyor. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bunlar hangi ara büyüdü, hangi ara yürüdü? Yemin ediyorum zaman ne çabuk geçiyor ya. Tabii. Senede iki kere uğrayınca çabuk geçiyor sana zaman. Diyorsun. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Berna böyle yemek yapmaya devam etsin. Ben her gün gelirim. Şaka bir yana vallahi bak hastanede vakit bulup da ev yemeği yiyemiyorum. Çok iyi geldi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun Barış'cığım. Sen gel ben hep yaparım. Aa, hayatım bu arada söylemeyi unuttum. Var ya. Değil oğlum. Ağzın doluyken konuşmasana oğlum. Feride oradan teklif almış. Vallaha mı? Ulan helal olsun kıza be. Bak bak Feride'ye bak. Berna. Feride buraya gelmiyor değil mi? Yok heyecandan mı Barış'cığım? O şu an İngiltere'ye uçuyor. Duydun değil mi? İngiltere'ye uçuyor. Yola açık olsun. Keko. Başladık. Bir bu eksikti. Bağım dediniz. Yok hayır size demedim beyefendi. Bak ablacığım eğer sizi dolaştırdığımı düşünüyorsanız E5'ten de gitsem sahilden de gitsem aynı para yazıyor. Değişen bir şey yok yani. Size demedim dedim ya beyefendi. Yok ne bileyim hani öyle bir çattık mattık deyince yani biz de rencide olduk, açık konuşalım. Çattık demedim ki beyefendi, başladık dedim. Hanımefendi korkmanıza gerek yok. Yüzüme söyleyebilirsiniz. Biz kimsenin ahı bizde kalsın istemeyiz, haberiniz olsun. Ya ne alakası var şimdi ağlama Allah? Bakın. Bakın ses tonunuz da değişmeye başladı.
Beyefendi, sizle bir alakası yok dedim ya. Yani konuyu uzatmanın bir anlamı var mı? Ya hanımefendi, gözünü seveyim. Demagoji yapmayın ya. Yani söylediysen söyledim diyeyim, biz de bilelim ablacığım. Tamam, uzatmayalım lütfen, yeter. Yok yani, biz de işimizi yapıyoruz ablacığım. Sabahtan akşama kadar İstanbul trafiğinde, trafiğiyle ayrı uğraş, yoluyla ayrı uğraş, insan... Ah ah, insan yok mu insan? Şeytanlığın kendisi insanlık ya. Ben sabahtan akşama kadar insanlıkla uğraşıyorum ablacığım. Bir de bu sevgililer günü çıktı başım. Ya ne zaman özel gününse, yemin ediyorum şu trafik coşuyor da coşuyor ya. Benim uçağım ertelenmiş, ben o yüzden başladık dedim. Hı. Siz çattık anladınız ama sizinle bir problemim yoktu. O yüzden şöyle müsait bir yerde yanaşırsanız ben ineceğim. Ne? Müsait bir yere yanaşırsanız lütfen, ben inmek istiyorum. La havle ve la kuvvete illa billah. Hanımefendi, siz havalimanına gideceğim dediniz diye ben mi girdim bu trafiğe? Şimdi böyle bırakıp gitmek oluyor mu yani? Tamam. Ayıp. Vallahi ayıp. Billahi ayıp. Beyefendi, alır mısınız? Beyefendi, lütfen alır mısınız şunu? Hanımefendi, ben söyledim diye vermeyin. Tamam, o zaman düşünmüş gibi yapıyorum. Ben de görmemiş gibi yapıyorum. Hakikaten çattık ha. Çattık. Bağ mı dediniz? Evet. Bak Ozi'me bak benim be. Nasıl gidiyor Ozi'yle? Çok iyi gidiyor ya maşallah. Aman aman maşallah, nazar değmesin. Alışabildiniz mi Ebli'ye? Alıştık alıştık. Anlatacağım ben sana, dur bekle. İyi tamam, bekliyorum, hadi konuşacağız. Barış'cığım sen neler yapıyorsun görüşmeyeli? Yani çalışmak dışında. Vallahi çalışmak dışında pek bir şey yapmıyorum, hep hastanedeyim. Ama bak sana son duyduğum bir şey söyleyeyim. Hayatın ilk yarısı ikinci yarıyı beklemekle, ikinci yarısı ise ilk yarısında yaptıklarının pişmanlıklarıyla geçer. Yapma Barış. Bunları sen mi söylüyorsun? Ben söylüyorum. Niye? Beğenemedin mi? İnsan değişebilir. Ben değiştim. Tıp beni değiştirdi inan. Ha, tıp seni değiştirdi yani. Onca zaman geçti. Sevgili yok mu hala? Yok. Yapma. Yok. Kızlar bırakmaz seni, biliyorum. Yok yok, vallahi yok. Ya yok. Pek inanmadım ama neyse. Bu konuyu biz en iyisi kahveyle konuşalım. Dur dur. Nasıl? Dur, bana bırak. Vallahi bana bırak. Ya. Ben yaparım. Sen söyle, nasıl olursun istiyorsun? Ben sade istiyorum. O zaman çocuklara bakıp geliyorum ben de hemen. Sen nasıl istiyorsun kahveni canım? Sen mi yapıyorsun? Orta. Yani? Evet, ben yapıyorum. Beğenemedin mi? Ah, yap bir şeyler görelim. Geldim, geldim. Sürpriz. Aha, Feride. Ne haber? Hoş geldin ya. Hayırdır, Berna senin için İngiltere'ye gidiyor demişti. Evet, doğru söylemiş ama uçak hava şartlarından dolayı rötar yapınca ben de bizimkileri bir göreyim dedim. İyi yaptın, iyi yaptın. Kim kimiz? Vallahi işte biz bizeyiz ya. Ozi var, İnci var, artı... Artı? Seninki. Ya Mahir, bulaşma bana, zaten üşüdüm, tuvaletim geldi. Canım? Ne haber Berna'cığım? Hoş geldin, ne oldu? Uçak rötar yaptı, ben de sizi bir göreyim dedim. Aa, kahve, 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 kahve. Barış, Feride geldi. Hoş geldi. Ben gidiyorum. Teşekkür ederim. Dur, ben hallederim. Bir dakika, bir dakika. Nereye gidiyorsun? Bak Berna'cığım, her şey çok güzeldi. Ellerine sağlık. Yemekler harikaydı ama ben artık gideyim. Barış, hiçbir yere gidemezsin. Bak, çocukluk ediyorsun. Gideyim, gideyim. Gerçekten gideyim. Hakikaten kahveyi de taşıyordum. Kusura bakma. Bir yere gidemezsin. Zaten evde çocuk kilidi var. Ya. Hadi ya. O zaman ben bir tuvalete gideyim. Belki kaçacak bir delik bulurum. Bir pencere falan atlarım.
Ben senden kaçıyorum, sen beni buluyorsun. Hayret bir şey ya. Ne haber Barış? İyi misin? Gerginlik yaratmak istemiyorum. Geçmiş geçmiş de kaldı, öyle değil mi? Sorun çıksın istemiyormuş. Sanki ben çok sorun çıksın. Mahir! Mahir bir baksana! Mahir bir bakar mısın? Mahir! 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 Mahir koş! Ulan Mahir! Ay! Ya ben sana söylemeyi unuttum abi! Bozuk! Ya ne? Ferilerin geleceğini de söylemeyi unuttun değil mi sen? O sürpriz oldu oğlum! Ne sürpriz? Kız lan gel lan! Ya abi biraz duş alalım istedim ya! Hayvan herif! Hipokrat yemini etmiş adamsın! Ya merak etme! Belanı versin! Ne yapıyorsun? Ya oğlum buraya gidelim! İçindeki suyla oynuyorduk. Ondan sonra duygularımıza hakim olamadık. Laf biraz farklı bir ikna mı Mahir? Bu sefer Temel'le mi gidiyorsun? Vallahi şimdilik öyle düşünüyorum. Tabii şartlar uyarsa. Ya bırak şimdi bu şartları. Bizim çok güzel bir fikrimiz var Mahir'le. Ege'ye yerleşelim diyoruz. Bir zeytinlik alıp gül gibi geçinip gideriz. Hem dünya çok küçük artık. Öyle laf arasında konuştuk da yani bir ciddiyeti yok. Uydurmasana oğlum. Nasıl? Dün konuştuk ya. Sen benim ocağıma zeytin ağacı mı dikeceksin Ozi? Ha, Barış hiç oturma abicim. Ozi kalk sen de hadi gidiyoruz. Biz bir erkek erkeğe konuşacağız. Ne çeviriyorsun sen Mahir? Ne çevireceğim ya? 40 yılın başı arkadaşlarım gelmiş, bir şey çevirdiğim yok. Bizim bir özelimiz olmasın mı? 10 dakika bir şey göstereceğim. Berna'cığım bırak. Biz de kız kıza dedikodu yaparız. Hı? Ay iyi tamam. Hadi yürü. Yürü yürü. Nereye oğlum? Oğlum ne karıştırıyorsun? Gel gel gel. Nereye karıştırıyorsun bu halini? Dışarı çekeceğiz. Montumuzu giyeceğiz. Tamam merak etme ya. Giydireceğim ben sana montunu hadi. Hadi biz de kahve içelim. Hadi içelim. Benim anlatacaklarım var zaten. Yavrum ey bak nasıl uçuyor bak bak. Oğlum nereden buldun lan bu drone'u? İnternetten aldım oğlum. Hakikaten ha. Çok tatlı bir şeymiş bu böyle. Soğudu mu? Soğumuş. Ya yok ben inanmam böyle şeylere. Ay Feride eğleniyoruz şurada. Hadi bir dilek dile. Ya Mahir'cim senin bu aralar boş vaktin çok galiba. Böyle şeylere takılıyorsun bakıyorum. Çocuğun olsun seni de göreceğiz abicim. Vallahi nefes alacak zaman bulamıyorum ya. Feride? Senin için şişmiş. O şişlik babamın dildir dili. Yok canım o değil. Senin bir sorunun var. Yani hatta uzun zamandır çözemediğim bir sorun. Ama çözmeye çok az kalmış ben sana söyleyeyim. Nereye kadar gidiyor bu? O ne biçim soru ya? Kaç basıyor der gibi. Gidiyor işte abicim bak deniyoruz biz de. Vallahi resmen kısmetin taşmış. Böyle dev gibi bir kuş görüyorum. Böyle tüyleri renkli renkli görkemli. Ay bakayım. Ay tavus kuşu mu? Yok. Yani ben daha çok horoza benzettim. Bu arada sen 14 Şubat'a sevgili mi yetiştiremedin? Hayırdır? Niye yalnızsın abicim? Her insan yalnızdır aslında. Kusacağım vallahi. Şahillik yapma soruya cevap ver. Pardon soru neydi? Nereye kadar böyle takılacaksın diyor. Vaktim yok. Serserilik etme, haytalık etme. Yok mu etrafında şöyle helal süt emmiş bir kız? Ne diyor bu ya? Ne zaman evleneceksin diyor. Evde kaldım diyor. Artık bir işin de var diyor. Arkadaş akşam yemeğine mi davet ettiniz? Evlilik programını mı çıkarıyorsunuz bana? Amma darladınız ya. Ayrıca da ver bakayım biraz şuraya. Çöp. Vermem diyor. Ya bir şey arıyorsun. Arıyorsun ama bulamıyorsun. Ay sen ne aradığını biliyor musun acaba? Şş bana bak. Gül gibi kızı kaçırıyorsun.
Hadi ver şunu Allah aşkına, bak yalvarttım. Feride diyor. Evet abi, ben çok yakıştırıyordum ya size. Hayır, hala da yakışıyorsunuz yani. Evet abi, yakışıyorduk, doğru. Doğru ama siz de biliyorsunuz abi her şeyi. Her şeye şahitsiniz. Yani nasıl söyleyeyim, ne seninle ne sensiz denir ya, o hesap. Olmadı be. Beceremedik, yapamadık yani. Kızım, mutluluğu arayarak bulamazsın. Onu sen yakalayacaksın. Her şeyden vazgeçiyorsun Feride. Ben de şunu. Aldın şunu, imrendirdin bizi bu kadar be, Allah Allah. Nasıl çalışıyor şu bakayım? Ha? Kurcalama oğlum şunu ya. Vallahi pahalı alet ha. Allah Allah. Millet bize canını emanet ediyor hastanede. Bu ne ki be? Ben ameliyata giren çıkan adamım. Ay şimdi böyle deme, aşık olsun Berna. Neden kaçıyorum? İtalya'da iş için gittim ben. İtalya'da mı çalıştın? Ne güzel ya. Ya madem o kadar güzel, niye dönmüş acaba İtalya'dan? Neden? Roma güzeldi de ben pek aradığımı bulamadım orada. Bravo Feride. Ya her şeyi yarım bırakıyorsun. Hiçbir yerde dikiş tutturamıyorsun. İşini, hayatını sürekli değiştiriyorsun. O yüzden istediğin hayatı bir türlü kuramıyorsun. İlişkinde de böyleydin sen. Rica edeceğim, artık şu Feride konusunu kapatalım, olur mu? Kapatmayalım abicim. Hatta kızı tutalım, göndermeyelim, bağlayalım. İnşallah canım ya. Ne inşallah canım ya? İnşallah canım. Sadri Alışık gibi dön de sırtını, bir triplerdesin falan. Abi trip yapma Allah aşkına. Tut kuzun kolundan, de ki seviyorum de. Hata yapmışız de. Bu hatadan dönelim de ya. Daha yeter be. Yeter. Kendinden beri aynı muhabbet. Hayret bir şey ya. Yemeğe mi davet ettiniz, böyle darlamaya mı çağırdınız beni? Arkadaşım anlatıyorum. Bin kere biz, bin kere bir araya geldik, bin kere ayrıldık. Barıştık ayrıldık, barıştık ayrıldık. Siz de biliyorsunuz ya. Sevdiğim kadar sevilmedim demek ki ben. Halit'i, Halit'i. İyi dinle, iyi dinle. Hareket yapma, iyi dinle, iyi dinle sen. Bizim DNA'mızla, bizim fıtratımızla sevgin olmadın. Aa, elektrikler gitti. Tam da zamanında. Senin DNA'nı. Ne yaptın lan? Ne yaptın oğlum? Patlattın ya aleti. Aha süper. Ben hiç görmedim bu fotoğrafları. Kızım bunlar çok komikti o zamanlar. Okulun en işe yaramaz üçlüsüydü bunlar. Amma değişmişsiniz. Ozi'ye bak. Aşkım, sen metalci miydin? Ohohoho, sen ne diyorsun? Pasajından çıkmazdı bu. Önde gideni, bayrak tutanı, öyle bir şey. Şey hatırlıyor musunuz ya, biz lisede konser veriyorduk. Bu böyle gaza geldi, metalci işareti falan yapıyor. Müdür konseri yarıda kesti, bunu okuldan atmakla tehdit etti. Ne yani, metalci diye mi? Hayır hayır, öyle değil o. Şöyle anlatayım bir kere. Ben metal işareti yapınca bizi siyasi bir şey yapıyor zannettiler. Anlatana kadar akla karayı seçtim tabii yani. O anda karar verdim avukat olmaya. Demek öyle. Kafa sallamalar falan. Oo, bunda bir siyah tişört koleksiyonu var. Anlatamam. Iron Maiden'lar, Metallica'lar, iskelet kafalar. Aa, bunlar kucak kucağı. Siz sevgili miydiniz? Ya, evet. Hepimiz aynı sınıftaydık lisede. Biz Mahir'le sevgili değiliz o zamanlar. Ama görmen lazım. Bir dakika bile tipiften ayrılmazdı. Ama ben pas vermiyorum tabii. Meğer derdi başkaymış. Barış'la Feride'nin aralarını yapmak istiyormuş. He, Barış'la Feride'nin araları. Benim amacım başından beri başkaydı kızım. Biz her gece dışarı çıkmaya başladık. Sonra Barış'la Feride de sevgili oldular işte. Bir küs, bir barışık. Biz de onların aralarını yapalım derken. Derken? Derken evlendik işte. E peki siz? Biz? Yani... Yani çok olmadı ya yani. Biz de ayrıldık işte. Neden? Bilmem. Böyle çok kavga falan ediyorduk galiba yani. Of, hatırlamıyorum ama o zaman öyle gerekiyordu. Yani çok olmadı ya yani, yapamadık. Böyle olması gerekiyordu. Şaka maka lise yıllarımız ne güzeldi be. Nereden nereye? Arkadaşlar ben bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle Berna ve Mahir'e çok teşekkür ederim. Çünkü muhteşem adamla beni tanıştırdığınız için. Ne demek, ne demek? Aşkım, sabahtan beri kimseye söyleyemedim. Ha
hamileyim. Aa! Aha. Şaka yapıyorum. Hadi canım. Beyler, baba oluyorum. En son atıyor ya. Hastası gibi olmak. Vallahi. Dur bak sen. Ya Mahir, bana bir taksi çağırır mısın? Ben gideyim artık. Ya olur mu öyle şey Feride? Ne taksisi Allah aşkına ya? Olur mu canım? Biz bırakırız. Sen bir dur. Şey yapsın, seni Barış bıraksın. Bıraksın? Ha? Ay hakikaten Barış. Kız şimdi taksiyle gitmesin ha? Tamam. Hadi ya. Araba? Benim arabayı alırsın. Tamam, çözdük. Çözdük. Hadi bakalım. Oh. Hadi güle güle gideyim. Alayım anahtarı canım. Ah, şansa bak. Ah, hakikaten. Hadi, hemen döneceğim ben. Tamamdır. Canım, hadi bakalım. Hadi, görüşürüz. Görüşürüz. Varınca haber ver ha. Tamam. Uçak kaçtı? Birdi. Varmış daha vakit. İşte. Yavaş, yavaş, yavaş. Ne bozdu ama? Gerçi belliydi sabahtan. Bu arada da en güzel işkembe çorbası böyle sıcacık olsa desem. İşkembe. Hı. Seversin gerçi doğru. Sen de mahallelerde bir şey yemedin değil mi? Yemeğe de yetişememiştin. İyi peki o zaman tabii. Bastırır en azından. Geç. Ama ne bozdu be? Ne yapayım? En çok tadım işkembe çorbasını mısın? Allah Allah. Böyle bir tipin de işkembe çorbası özlemesi pek manidar. Yalnız acele edelim ha. Tamam ya. 10 dakikada yer içer gideriz. Tamam. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bol taneli, sarımsaksı, sirkesiz bir işkembe çorbası istiyorum. Siz bu söylemesi zor siparişten bir tane de ben rica edeyim. Tabii. Hayrola sen sevmezdin. İnsanlar değişebiliyor zamanla demek ki. Güzel. Şunlara bak ya. Amma çiçek almış kıza. Bütün gül bahçelerini dolaşmış galiba böyle bak. Ne arzu edersiniz? Ben bir unutamayanlar için mercimek çorbası alayım. Hay çorbanız az mı olsun çok mu? Eğer unutamamışsam o zaman çok olsun. Siz efendim? Ben de aşk ateşinde pişirilmiş bir işkembe çorbası alayım. Tabii. Ailemizin sevgi kelebekleri. Ne var? Kötü mü? Yok değil de komik. Yani hatta saçma. Sadece 14 Şubat'ta mı sevgilisine gül alıyor bu insanlar? Anca ayrılıp barıştık. Sen bir kere bile çiçek almadın bana. Hı. Valla. Yani şimdi mi aklıma geldi söylemek? Olay sadece çiçekte mi? Öyleyse gidip hemen kapıp geleyim diyeceğim ama geçti tabii artık. Öyle ben söyledikten sonra olmuyormuşlar. Yani olay çiçekte değil, incelikte. Diyorsunuz. Çorba da çok güzel ya. Güzel mi? Yalnız ben mahallelerde çok yedim be. He, fazla gelmesin bana. Seviyorum dedin, dibini görelim bakalım. Seven ne yapmaz Feride? Pardon. Sen tamamsın değil mi? Çok şükür. Ben hesabı da rica edeceğim sizden. Abi kırmızı araba sizin miydi? Perette plaka. Aslında arkadaşım ama benim evet. Müşterimizin arabası çıkamıyordu. Alabilirseniz eğer. Hemen. Tamam. 2 dakika gelirim hemen. Yani resmen 2 dakika dışarı çıkmamı kollamışsın ha. Aşk olsun mahcup ettin beni yani. Ben ödeyecektim hesabı. Fena mı işte? Gitmeden bir işkembe çorbası ısmarlamış oldum. Hem zaten benim fikrimdi. O değil de
Ya içeride eskileri açarak biraz tatsız oldum galiba, özür dilerim. Yok yani. Önemli değil. Haklısın da belki de. Üzerinden değil mi? Neredeyse 8 sene. Hatta 6 ay 5 gün. Ne oldu? Sen şimdi yemek ısmarladın ya. Ben de sana çiçek alayım istedim. Barış, gerek yok yani. Aa, oğlum öyle şey. Bugün 14 Şubat yani. Adet yerini bulsun. Heh. Hadi. Barış, hakikaten gerek yok. İki dakika. Hemen geliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş gelmişsin be abiciğim. Ben Gül rica edecektim. Gül'ü şimdi sattık be. Karanfil vereyim. Nasıl? Patatya vereyim. Nasıl sattın ya? Vallahi sattık. Ben şimdi bana bir bak, Gül mü lazım abi? Ha, tamam, ben senin işi hallederim. Sen rahat ol. Hayır, ya benim ev yakın zaten. Nerede? Araba var mı? Var var. Araba nerede, var da araba? Senin ev nerede? Evet, şurada zaten benim ev. Ya gel bir yakın. Benim eve doğru bir gidelim. Gül lazım. Gül ya. Karanfille işim yok. Rahat ol. Karışma. Gel, yakın yakın. Hemen şurada gel. Hadi gel kardeş. Selamın aleyküm abla. Selamın aleyküm de... Beykim. İsim neydi? Abicim, halk arasında ıslak diye çağırırlar beni. Islak Bey. Ben şimdi çiçekçiye geldim ya, çiçek almaya. O da oradayım. Çiçekçiymiş zaten kendisi. Burada gül kalmamış. Evi de hemen şuracıktaymış, yakındaymış. Gidelim evine, bir tane gül alalım. Oradan yolumuza devam ederiz. Ha? Gerek yoktu ki. Olsun yani. Olur mu içimden ki? Geldi ya. Olur mu yani? Şimdi abla abimiz yani bir tane gül almak istemiş yani. Sen niye öyle yapıyorsun ki? Da yani herhangi bir çiçek de olurdu değil mi? Aa, olur mu bugün? 14 Şubat. Adet yerini bulsun yani. Bak, çorbacı da görmedin mi? Millet gül bahçelerinde dolaşmıştı yani. Canım, yani sevgilileri gününde adam sana düşünmüş gül almak istiyor. Zeytin gözlü ablam benim. Hayır, ne yapsın yani adam? Papatya mı alsın? Papatya mı alayım? Hayır, onu demek istemiyorum. Zaten bunların hiçbirini uçağa almayacaklar ya. O yüzden niye zahmet ediyoruz diye. Alırlar güzel ablam benim. Alırlar, sen merak etme. Abim benim gitmiş, o kadar sana çiçek almış. Bir tane çiçeği mi almayacaklar uçağa? Alırlar. Yakarlar vallahi uçağı. Yakarlar. Tamam. Uçak falan yanmasın ne olur. Nerede bu çiçekler? Benim ev yakın abla zaten. Bak, hemen şu göbekten sağa döndük mü orası zaten. Birer de ciğer gömmez miyiz gitmişken? Yok ya. İşkembe gömmemiz. Hadi devam et o zaman. İyi, peki gidelim mi? Buradan zaten şöyle mecburen sağa döneceğiz. Evet abi, hemen şu taraftan zaten. Tamam. Nereye geldik biz ya? Abim, sen şimdi burada bekle, tamam mı? Parayı da bana ver. Ben gideyim çiçeği alayım, geleyim de getireyim abime. En güzelini versin benim hurma gözlü ablama. Tamam peki, ben sana parayı vereyim. Parayı vereyim de ben bu... Allah Allah ya, ben bu cüzdanı maylerde mi düşürdüm? Ne yaptım ya? Tamam Barış, ben hallederim. Bir dakika Feride, dur. Yani sen benim cüzdanım mahallelerde masanın üstünde falan gördün mü? Tamam, hallederim ben Barış. Ne kadardı? 100 lira ablacığım. Oha! Abi piyasa böyle. Ne demek piyasa böyle? Ya biz hastaneye kolonoskopiye gelenlerden bu kadar para almıyoruz be. Oo, sen de amma cimri çıktın abi. Sevgililer günde yengemi sevindireceksin yani. Böyle şey oldu. Ya tamam abi, bırak, tamam, Allah'ını seversen. Tamam, buraya kadar geldik madem. Al sen şunu. Abiciğim, ben hemen gidip geliyorum zaten, yakın, hemen şuradan gideceğim ve geleceğim, tamam. İyi tamam, çabuk ol ama. Abim, roket gibi gidip roket gibi geliyorum. Tamam hadi git. Aykul, Ayan! Roket gibi gelecek, hiç merak etme. Ben ne ara düşürdüm bu cüzdanı ya? Barış, ne biçim bir yere geldik ya? Bu adamın geleceği falan yok. Gitsek mi? Merak etme sen. Gelir. İnşallah. Ya nereye gelecek Barış? Gelecek adam gelirdi zaten. Hadi gidelim. Yok, olur mu öyle şey? Hem ufacık mahalle nereye kaybolacak ki? Merak etme, getirecek o çiçeği. Hem zaten affedersin, benim mallığım yüzünden senin paranı da aldı gitti.
Biraz daha bekleyelim. Gelirse gelir, gelmezse ne yapalım yani? Sağlık olsun ama biraz daha bekleyelim. Sen sakin ol. Baba. Efendim babacığım. Evet evet, hava şartlarından dolayı. Rötar, rötar yapmış. Şey, ben de... Bekle, iki dakikaya geliyor. Saçmalama, gel. Bekle, sakin ol. Elimi saçma sapan yerde bırakma. Efendim? Şey, telefon geliyor gidiyor, sesi anlamadım. Evet babacığım, dedim ya çantamda diye, hepsi yanımda. Çok iyiyim. Çok... Ben de öpüyorum annemi. Tamam. 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 İnşallah belanı versin. Bir de seni eksiktim. Hayırdır birader, ne iş? Pardon, affedersiniz. Ya ararsa bizim mahallede gece gece. Çiçek arıyordum ben. Allah Allah. Aslında çiçekçi arıyorum. Yani böyle sizin gibi, böyle hatta sana daha çok benziyor. Tam böyle senin stilinde, böyle esmer, böyle ceket falan, siyah bere kafada. Ama sen değilsin tabii canım. Sen maşallah çok yakışıklı bir adamsın. Eyvallah birader. Ne yapıyorsunuz lan burada ha? Neden şampiyonun yanında değilsiniz ha? Şampiyon nerede oğlum? Abi her zamanki yerine koyduk Etemin'i hep beraber. Oğlum mal mısınız lan siz? İkiniz de buradaysanız şampiyonun yanında kim duruyor? Doğru dedin abi. Ben hemen bir koşup bakıp geleyim. Kim lan bu? Abi bizim bacaksız ıstak yok mu? Demin geldi dedi ki abi dedi sizin evi dedi hırsız gözetliyor dedi. Ben dedim ki bizden başka hırsızım var falan burada. Bir dakika bir dakika, bacaksız ıstak. İşte çiçekçi ıstak beyefendi. Beni de bu mahalleye o getirdi zaten. Elinde çiçek kalmamış gül. Bana bir adet gül vermek için bu mahalleye getirdi. Ben de onu arıyordum. Yani hemen gidip tanıyorsunuz eğer kendisini bulalım. Bu yanlış anlaşılma da ortadan kalksın. Islak mı? Birader ıslak. Hadi ya. Keşke. Çiçekçi falan değil lan o. Bak bakayım cüzdanı yerinde duruyor mu? Hiç bakmama gerek yok orada. Vallahi o zaman tabii. Sen dua et de böbreklerine dokunmamış. Çok şükür Allah bari ona raklamamış. Sen burada fazla durma. İkile. Hadi naş naş. Hemen marş marş, ben fazla ıslanmadan. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere. Abi, abi şampiyon. Ne oldu lan şampiyon? Abi şampiyon çalmışlar. Çalmışlar mı? Evet abi, o çaldı herhalde. Yürü lan. Bir yer burası arkadaş ya. Ulan ıslak mısın, ıslak mısın, nesin? Allah senin belanı versin. Ne işimiz var? Feride? Nasıl lan şampiyon? Ne oluyor abi, ne şampiyonu? Bir dakika, bir dakika ya. Biz sakin olun. Ne şampiyon abi, şampiyon kim ya? Ya ben buraya çiçek almaya geldim ya. Islak beyefendiye sorun diyorum size. Yanım bir kere Feride nerede? Feride. Ben şampiyon olduğunu tanımıyorum ya. Oroz mu? Ne orozu? Hırsız ve yalancı değilim. Hastane. Nerede lan şampiyon? Şampiyon kim, onu bile bilmiyorum. Nerede olduruz? Yine nasıl sormayacağım ben? Konuş sen. Nerede oluruz? Akıtırım kafanın pekmezine. Akıtırsınız kafanın pekmezine. Biliyorum ama ben gerçekten... Sus, sus. Rica ediyorum. Susayım mı, konuşayım mı? Bir karar verin. Tamam lan, konuş, devam et. Tamam, devam ediyorum. Her şeyin başından anlatacağım. Çiçekçi ıstak, arkadaşınız çiçekçi ıstak. Beni buraya çiçek alayım diye getirdi. Yalan söyleme. Islak, ıstak, ıstak, yalancı. Oroz nerede? Ben yalan söylemiyorum. Ayrıca da horozun nerede olduğunu daha çok Feride ile ilgili. Polis geliyor. Kaçın. Ne? Kaç. Polis mi? Abi, İlyas, konuş. İlyas, konuş. İlyas, konuş. Ne? Kaçtı lan.
Senin burada ne işin var? Sok. Üç deyince kaçıyoruz. Ama üç. Aa, oradan geliyor. Lan koş Yılaz, koş. Gel lan buraya. Koş. 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 Sen neredesin? Ne yapıyorsun ki? Koş oradan. Gel lan buraya. Gel lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sıkı tut. Gel lan buraya. Gidiyorum tamam, Allah kahretsin. Allah kahretsin. Çok kötü şeyler oluyor. Hırsızlık karıştırıyorlar. Barış Maskası, gidelim. Kaç. Kaç. Bu ne şimdi? Bu elindeki ne Feride? Alsaydı bana dövmelerine izin mi verseydi? Ya sana ne kızım tavuktan horozdan? Sana ne? Sana mı kaldı derdi? Bu şampiyon ya! Bu şampiyon, aradıkları şampiyon bu! Ve hemen geri getiriyoruz, hemen! Hemen. Hayır! Bu adamlar orada bunun için neler çıkardılar, ne cıngar çıkardılar? Olmaz! Sen, olmaz! Demek olmaz ya! Aç! Aç! Aç şu camı, at! Aç şu camı, at şunu! Olmaz dedim Barış! Ne demek olmaz ya? Bu, aç şunu camdan! Aç şunu camdan, bak bu adamlar mafya! Mafya, eli silahlı gangsterler bunlar! O adamların neler yaptığını ben de gördüm! Bu hayvanları öldürmelerine izin mi verseydim? Şunun masumiyetine, garipliğine bak! Şu jilimine bak! Bunun mu? Bunun! Bu mu masumiyet? Şunun tipine bak! Tipsiz! Hayır, olmaz! Kızım! O elinde tuttuğun var ya, o elinde tuttuğun! Bir gladiator! Bir ölüm makinesi! Barış, abartma! Ne abartması? At şunu! Hemen! At camı! At şunu! Çarpmadık değil mi? İyi misin? Ha? Orada bir şey var. Sen iyi misin? Ben iyi iyiyim de be, orada bir şey var. Ay, ölmüş mü acaba bu? Allah, ne olur çarpmamış olayım ya Rabbim, lütfen. Lütfen. Ölmüş mü galiba, ölmüş. Ay Barış, nereden bindin sen de bu arabaya ya? O çirkin şeyi yanına almasaydın bunlar başımıza gelmezdi. Ha şimdi o çirkin şeyin kabahati oldu, öyle mi? Hayatım boyunca bir şey kalmadın bana, bu gece tutturdun gül 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 diye. Pişman oldum zaten, hiç merak etme, pişman oldum. Ay bak şu ölmüş mü? Oh. I love you. I love you. Korkma. I love you. Ha. Aa, kalbi atıyor. Yaşıyor. Yaşıyor. Ayı yaşıyor. Hmm. Yaşıyorsun. Hiç merak etme, yaşıyorsun. Kalbi atıyor. Kanaması da gözükmüyor. Ama iç kanama falan olabilir mi? Ha, iç kanaması olabilir, evet. Dur şunu çıkartayım. Bakayım kafasını. Fermuar falan var mı oradan? Baksana. Bilmiyorum. Böyle bir şeylerde öyle bir şeyler oluyor ama bilmiyorum nerede. Şimdi boş ver onu. Hadi gidelim. Hadi. Hadi götürüyoruz bunu. Hadi. Nereye götüreceğiz bunu? Hastaneye götürüyoruz. Hastaneye. Ne o? Horozlara karşı beslediğin sevgiyi ayılara karşı besleyemiyorsun galiba. Aha, ne alakası var da uçak. Hadi hadi. Nasıl taşıyacağım ben bunu? Taşıyacağız bir şekilde. Hadi. Ne, ama nereye koyacağız? Arkaya bagaja atarız. Olmaz. Kaç kiloymuş boyu ya? Yetiştirdim hastaneye. Polis. Merhaba. Ne yapacağız? Atladım, çaktırmayalım. Saçmalama be. Of ya, daha hastaneye gideceğiz. Havaalanına yetiştireceğim seni. Şimdi tutanak mutanak işimiz uzat. Hızlı 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 hızlı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geçmiş olsun. Hasar var mı? Yok. Hadi ne iş? Sevgiler Güneydem. Ehliyet ruhsat alayım. Hemen vereyim diyeceğim ama cüzdanımı çaldılar benim. Polise gittiniz mi? İşte şimdi gidiyorduk. Tamam, peki. TC numaranı alayım. Hemen vereyim. 266, 277, 288, 98. Ehliyet dışında önemli bir şey var mıydı? Vallahi bir az miktarda para ve kartlar filan işte malum. TC'de sıkıntı yok. Kimlikler çıkartılır. Sen bankaya ara, kartları iptal etsinler. Yarın da gazeteye kayıp ilanı ver. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Gidebilir miyiz? Hayır. Alkol kullanıp kullanmadığınıza bir bakalım. Almadık. Tamam. Üfleneyim tutan. Nasıl oldu peki kaza? Birden önüme çıktı. Ne çıktı? Ayı. Anlamadım. Şey, ayı gibi, köpek gibi ayı. Yani kocaman bir köpek ayısı. Yani köpek, ama işte direksiyon hakimiyetimi kaybettim. İşte bu gördüğünüz manzara meydana geldi maalesef. Anlamadım ama tamam. Her neyse. Horoz neden? Söyle polis abi, horoz neden? Pet. Yani kimi balık besler, kimi kuş işte, hayvan. Ben de horoz meraklısıyım. Enteresan. Sizin mi o? Yok. Aç bakalım.
Alo, buyurun. Ben polis memuru Fikret. Hayır efendim, trafik polisi. Kostüm mü? Ne kostümü? Kardeşim, polisim diyorum. Ağzınızı bozmayın. Bu telefonu almak istiyorsanız Bakırköy Emniyet Müdürlüğü'ne gelirsiniz, alırsınız. Biz artık gidebilir miyiz? Hayır. Kalbiniz kadar temiz şu sayfa. Önce küçük bir ceza yazılın, sonra gidebilirsiniz. Sevgililer günü hatırına. Bir dakika beni dinle. Bak, buyurun. Güle güle kullanın. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Canımız kanımız polis amcamız. Manyak mı ne ya? Polisim, yorum kostümü getir bilmem ne diyor. Buyurun amirim. Hadi. Ama hayır, yaktı benim hayır. Hiç hoşuna gitmeyecek. Uyumuş mu? Ne yapacağız şimdi? Şimdi şöyle yapacağız. Ben seni bir taksiye bindireceğim ve sen uçağına giderken ben de bu ayı ile beraber hastaneye gideceğim. Olmaz. Yani ben taksiyle maksiyle uğraşamam. Ben de geleceğim. Ya uçağa geç kalırsın. Emin misin? Feride'yim. Şu horozu da bırakalım yolda Allah aşkına. Yeter. Barış, başla. Yeter. Barış, başla. Yeter. Barış, başlamayın. Ayı, ayı kardeş. Ayıcım. Bu bayıldı, ayılmıyor. Yani ne olduysa buna... Feride'cim, senden bir şey rica edeceğim. Telefonundan en yakındaki hastaneyi bulabilir misin? Şunu yetiştirelim. ...200 metre ileriden sağa döneceğiz. Ne oluyor Barış? Neye bakıyorsun? Sakın panik yapma, ama takip ediliyoruz. Nasıl yani? Ciddi misin? Yani deminden beri arkama girdi şu araba, selektör yapıp duruyor. Aa, bu horozcular olmasın? Barış, Allah'ın belası, insanlar bizi bulmuş olabilir mi? Barış, bas gazı. Bas gazı, kaçalım. Tamam, sakin ol. Sıkı tutun, tamam mı? Kaçanın anası ağlamazmış. Geliyorlar Barış, bas bas. Sıkı tutun. Aa! Tamam mı, sakin ol. Zaten değil mi? Horozu da tut. Barış, yavaş. Barış, baskısı geliyorlar Barış. Hayır, Barış. Barış, dur, dur. Bir yerden saklan, saklan, saklan. Hayır, dur. Çıkmaz, dur. Geri çık. Çabuk şut. Çabuk kaçalım. Şşş, saklan. Kime diyorum birader? Canım açtı ya. Hava çok soğuk ve yağışlı. Biz böyleyiz, sağ olun. Tam indirsene kardeşim. Tam indireyim. Sabahtan beri selektör yapıyoruz birader. Niye cevap vermiyorsun? Selektör mü? Siz kimsiniz? Kilimcinin köroğlu. Stop lambaların bozulmuş, çalışmıyor. Zaten yolda fare gibi araba kullanıyorsun. Siz bu yüzden mi takip ettiniz bizi? İnsanlık ölmedi daha, delikanlı. Lambalarını yaptır, kaza bela olmasın, tadımız da kaçmasın. Tadımız kaçmasın. Zaten senin yüzünden kırmızı da geçtim ama plakayı aldım. Artık cezayı sana kilitlerim. Hadi bana eyvallah. Tamam, kilitleyin tabii. Size eyvallah. Ve siz kilitleyin. Yemediğimiz ceza kalmadı. Mahir beni yiyecek. Uyandı ayı. Allah'ını seversen ben şunu kafamdan çıkarsın. Ya biz kafandan çıkartmaya çalıştık onu ama beceremedik, çıkmıyor ya. Sanız da ne dur bir dakika ya. Yemin ederim nefes alamıyorum bak. Çabuk. Nerede ki? Şurada bak. Gıdısında mı? Evet evet, orada klip var. Aa, buldum. Çok sağ ol ya. Bir dakika. Neredeyiz biz? Kaçırıyor musunuz beni yoksa? Yok, biz sana kazayla çarptık, şimdi hastaneye götürüyorduk. Aslında çarpmadık ama hastaneye götürüyorduk, evet. Siz kimsiniz ya? Ben doktorum. Biz sakin ol kardeşim. Açıkçası biz yolda gelirken bir kaza geçirdik. Kaza mı? Neredeyiz biz? Ya sen nerede olduğumuzu boş ver. Hakikaten iyi misin? Bir şeyin yok ya. Ha, ben iyiyim. İyiyim. Yok, yine de biz hastaneye gidelim hadi. Evet, hadi. Gidelim hastaneye. Hayır. İyiyim ben. Siz bana çarpmadınız. Baksana, hiçbir yerim ağrımıyor. Her yerim sağlam. Peki ne oldu? Bayıldım. Bayıldın mı? Bayıldım. Bir çeşit hastalık.
Kısacası aşırı gülme, korku, öfke, sürpriz gibi duygularda bayılma durumu. Tamam. Tamam, anladım ben. Duygusal ayı seni. Sen narkolepsi hastasısın. Sen de doktorsun. Narkolepsi hastası. Ayı. Beni de korkuttun ya. Ne oldu? Ne arıyorsun? Bu da bir narkosikismiş hastası ya. Anlamadım mı? Sen bağırdın mı? Korktu galiba. O da bayıldı. Benim telefonum nerede? Telefon. 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 Donat. Poliste. Evet, poliste. Nasıl poliste ya? Yani benim tahminlerime göre şu anda Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde olabilir. Yani öyle tahmin ediyorum ben. Nasıl olur ya? O telefon daha taksidi bitmedi. Bir dakika. Sakin olayı kardeş. Sana şöyle izah edeyim. Feride'nin yetişmesi gereken bir uçak var. Önce onu havaalanına götüreceğiz, tamam mı? Oradan gider İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden senin telefonunu alırız. Oradan da seni evine bırakır. Nasıl? Peki, tamam. Sonra da ne istiyorsan yaparız ya. Sen gönlünü ferah tut. Ne tatlıysın sen böyle. Hadi. Allah'ım. Hareket etti. Ay, bu da bizim horozumuz. Horoz, bayılırım. Ay, bu bayıldı böyle. Dur, sakin ol. Sakin ol. Hiç merak etme, ayılır o. Narkolepsi hastası. Demek eski sevgilisiniz ha? İlginçmiş. Gerçi daha da ilginç olanı bugünün 14 Şubat olması. Gerçi o da normal çünkü bugün Ay-Merkür kavuşması var. Bu ne demek ya, anlamadım. Tipik balık yay ikilisi. Bugün buluşmanız şart. Evren onu istiyor. İyi de hangimiz balık, hangimiz yay? Nereden aldın? Sen balıksın. Sürekli ayrılıp barıştığın kişi de ancak yay olabilir. İdealist, çalışkan, iyiliksever. Horozdan bunu anlıyoruz. Bir yandan da zor bağlanan, zor güvenen, bir ayrılıp bir barışan. Buradan da eski sevgili olduğunuzu anlıyoruz. Aslında sen biraz daha düzgün olsan, sen de biraz alttan alıp güvensen bu iş olur. Bu kadar kolay mı yani? Değil tabii canım. Bunlar istatistik. Askerdeyken bu hastalığımdan dolayı beni geri hizmete attılar. Orada bir binbaşıyla tanıştım. Böyle sürekli teleskopla, dürbünle falan yıldızları falan incelerdi. Bir gün burcunu sordum. Bana astronomiyi anlattı. Büyülendim. Sonra okulunu falan okuduk mu? Yok canım. Hobi olarak. Kişisel blogum var. Orada çeşitli ilginç haberleri yorumluyorum. Ayı olarak mı? Hayır. Aslında şimdi AVM'de hostluk. Bu da sevgililer günü kostümü. Evet. Ayıcığım. 2 dakika idare et bizi, tamam mı? Hemen geliyorum. Hadi bakalım. Neyse ki yetiştik. Yetiştik. Pasaport? Bende. Şey var mı? Pul? Pul var, var. Defalarca gidip geldiğim için hep yedekliyim artık. Ama inşallah bu sefer sağ. Ne geceydi be? Şuraya gidelim ama Londra falan yazmıyor. Onu da anlamadım. Bir tuhaflık var değil mi? Neyse, sağ salim gelmeyi başardık. Evet. Zor da olsa başardık. Seni de geceni mahvettim. Yok be, saçmalama. Hem sıkı macera oldu. Ne yapacaktın ki başka? Hem de gidip film izleyecektim. Çok teşekkür ederim. Her şey için. Önemli değil. Bir şey yapmadım ki. hadi geç kalmayalım. Bu arada filmi fikir. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Üzgünüm, teknik bir arızadan dolayı yarın sabah 8'e kadar uçuşlarımız iptal edildi. Nasıl yani? Şaka mı bu? Maalesef. Barış, benim bir şekilde gitmem lazım. Evet abi, buldum. Buldum başka bir uçuşa, başka aktarmalı bir uçuşa yer buldum. Benim artık inancım kalmadı Barış. Feride, öyle saçma bir yerden, öyle bir saçma uçuş buldun ki bu ancak senin şansın olmalı. İyi misin? Sinirim bozuldu.
Bak Feride, inan bana bu fırsat bir daha eline geçmez. Sen bana şunun cevabını ver. Gerçekten gitmek istiyor musun, istemiyor musun? Bak hala bir şansımız var. İnan bana, seni yetiştireceğim. Feride, seni yetiştireceğim, hadi. Hadi, hadi. Ne oldu abla? Vazgeçtim. İyi oldu bence. Gerçi bana düşmez ama. Bütün seferler iptal olmuş. Aa, ne yapacağız peki? Çorlu'ya gidiyoruz. Çorlu mu? Bayılırım maceraya. Aman sen bayılma. Sen bayılma. Şimdi zamanı değil. Üstün Hoca arıyor. Hem de bu saatte. Allah'ım ne olur korktum başıma gelmesin lütfen. Efendim hocam. Barış, ben hastaneye geldim ama seni göremedim. Ben sana bu gece nöbetçi olacağını söylememiş miydim? Biliyorum hocam, evet, evet. Peki, o zaman neredesin? İnanmayacaksınız ama şu anda narkolepsi hastası bir ayıyla beraberim. Hocam, ayrıca da yetiştirmem gereken bir can var. İnanın ölüm kalım meselesi. Barış, hayal dünyanı terk et ve derhal buraya gel. Hocam, ben de çok istiyorum gelmeyi ama inanın hayat memat meselesi. Güzel. O zaman alacağın kanaat notuna suni teneffüs yaparsın artık. Hocam bir dakika, alo. Hocam, Üstün hocam. Haksız mıyım Ercan? Çok üstünsünüz hocam. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Yüzüme kapattı. Yani manası stajım yandı demek. Uf. Şu an dünyanın en saçma gününü yaşıyorum ya. Ya tek istediğim yataktan kalkmak ve bütün bu olanların kabus olduğunu bilmek. Ya her şey mi ters gider ya? Murphy kanunları. Ne? Murphy kanunları. Yani bir şeyin olması için birden fazla ihtimal varsa ve bu ihtimallerden biri kötü sonuçlar doğuracaksa daima en kötüsü olur. Hani durakta otobüs beklersin, acelen vardır da gelmez ya, onun gibi. Ya da acelen vardır ve tuvalete gitmen gerekir gibi. Yalnız Feride, senden biraz çabuk olmanı rica edeceğim. Geç kalmayalım. Yani bir meteor düşmediği kaldı kafamıza. Ya bu nasıl bir gece böyle? Evet. Ha, bu arada ayıcığım kusura bakma, ben sana adını da sormadım. Haluk. Ben de Barış. Memnun oldum. Merhaba. Pardon, merhaba. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Ay patlama be. Görmüyor musun işim var? Ne oldu, ne istiyorsun? Ben bu makine için bir tane jeton rica edecektim. Bir dakika, bir dakika. Böyle güzel bir hanımefendiyle öyle konuşulmaz. Ben nasıl konuştum şimdi? Hanımefendi, saçlarınız çok güzel. Kendi rengi mi? Ha, evet, kendi saçım. Teşekkürler. Sen de çok yakışıklısın. Ben bir tane jeton rica edecektim. O kaba arkadaşın gibi değilsin. Şimdi kaba mı oldun ben? Yani? Kaba. Abi hallediyorum. Hanımefendi, biz bir jeton alabilir miyiz? Buyurun. Teşekkürler. Vah, şey lazım ya. Güzel styling. Teşekkürler. Tüp bebeği misiniz? Evet, nereden anladın? Ben de tüp bebeğim. Biraz açar mısın? Şöyle izah edeyim. Kuantum fiziğine göre benzer iki parça birbiriyle eş zamanlığa sahiptir. Bu iki parça ayrı ayrı birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar, birinin yaşadığı durumdan diğeri de aynı şekilde etkilenir. Senle ben gibi. Senle ben gibi. Yani demek istediğim... Biz de atomlar gibi yarım kaldığımızda birbirimizi tamamlayacak birini ararız. İşte ben buna ilk görüşte aşık derim. Yazgı! Kapıldı bayram! Gerçek olamaz. Cüzdanımda para yok, cüzdanım yok. Cüzdanımı çiçek çiçeği almış. Islak tanır mısın bilmiyorum. Affedersin. Almış cüzdanım. Sakın. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Olmaz. Olmaz yani, şeytan meydan doldurur patlar sonra maazallah. Bakın, inanın bizde para yok. Üstümüzde paraya dair en ufak bir şey yok. Var ama bozuk para var. O da sizin işinize gelmez. Ben size başka bir şey daha değerli bir horoz vardı. Başka... Araba. Şu dışarıdaki kırmızı araba. Pırt plaka. Anahtarı da üstünde. Halihazırda sizi bekliyor. Hadi alın gidin. Hadi kaçtık biz. Görüşmek üzere. Akıllı olun lan. Tamam.
Barış gittiler mi? İyi misin? Ne yaptın Barış? Araba gidiyor. Siz iyi misiniz? Çok. Tamam ya, zorlamanın anlamı yok ki. Feride, belli Feride, ki olmayacak Feride, yani. Feride, pes etmek yok. Tamam mı? Pes etmek yok. Havaalanı ne kadar uzaklıkta? Arabayla 15 dakika. Güzel ama artık bizim arabamız yok. Peki taksi falan geçmez mi buradan? Bu saatte imkansız. Tamam, başaramayacağız belli. Otostop mu çeksek? Barış, vazgeçiyorum. Feride, insan vazgeçerse kaybeder. Yürü. Hadi. Aa, gidiyorlar. Araba neyse de içinde kostümün kafası vardı. Ya. Bekleme beni, koş sen. Tamam. Abi kusura bakmayın. Uçağa yetişmemiz lazım. Acelemiz var. Palto çıkaramayacağım. Teşekkür ederim. Yetiştik Feride. Yetiştik. Bak. Bak, boarding daha bitmemiş. Ama ben bittim. Sonunda başardık. Teşekkür ederim Barış. Nefesimi kesildi. Ölmek üzere. Teşekkür ederim. Bu sefer erkenden vedalaşmıyorum. Olur mu olmaz? Doğru söylüyorsun. Feride. Ben 2 dakika geliyorum, tamam mı? Barış, nereye gidiyorsun? 2 dakika bekle, hemen geliyorum. Hemen. Barış, Barış uçak. Barış, nereye gidiyorsun?
Anna, but I love her very much and I need this rose for her. Yani... İyi günler. İyi günler. İyi günler. Dışarıda kar çok güzel yağıyor.